Arkadaşlar herkese merhabalar. Keyif Köşesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Pundix'in ilk çeyrek raporundan biraz bahsetmek istiyorum. Ama öncelikli olarak tabii ki iç dinamiklerimize bakmamız gerekiyor bence. 2024 yılında neler yaşadık bunlardan da biraz kısaca değineceğim. Hazırsanız başlayalım. 2024 yılına girerken aslında Bitcoin tarafında çok güzel gelişmeler gördük. Bildiğiniz gibi Bitcoin ETF'leri onaylandı ve bu kurumsal yatırımcıların aslında piyasaya girmesiyle beraber Bitcoin oltay hayını tazeledi ve 74 bin dolar seviyesine kadar ulaştığını gördük. Bunun dışında 2024 yılı aslında kripto severler için çok önemli bir yıl. Çünkü halving dönemi geliyor ve ben bu videoyu büyük ihtimal yayın aldığımda aslında halvingin gerçekleşmiş olduğunu göreceğiz. Ve bununla ilgili de kısa bir video çekmiş olacağız. Kanalımızda onu da bulabilirsiniz tüm kripto dünyasının beklediği bu halving haberi sonrasında bakalım Bitcoin hangi seviyelere kadar ulaşacak. Ama bunlar dışında farklı dinamiklerimiz de var elbette. Bunlardan birisi tabii ki Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusu. Aslına bakarsanız Powell en son yaptığı konuşmada daha uzun bir süre daha, en azından birkaç ay boyunca faiz indirimlerine başlamayacağını söyledi. Tüm bu gelişmeler ışığında bizler ayakta kalmaya devam ediyoruz diyebilirim. Peki o zaman Pundix'in ilk çeyrek raporuna hep beraber göz atalım. İlk çeyrekte Pundix yani aslında Pundix Labs Bitcoin ana ağını Xbox'la entegre etti. Ve aynı zamanda Aqua Wallet'ı desteklemeye başladı. Geçtiğimiz ay aynı zamanda Pundix post cihazlarında X-Post'larda yani Paxi'yi kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu entegrasyonla beraber artık dijital altınlarınızı da nakde çevirmeniz çok kolay. Pundix 4 tane Güney Afrika'da yeni şu bekledi. Ve aynı zamanda Türkiye'de 2 tane yeni şu açtılar. 2024'ün ilk çeyreğine baktığımızda XPOS cihazlarının kullanımında önemli bir artış olduğunu gördük. Pundix Purse Token'ı da ilk çeyrekte duyurdu. Purse Token topluluğun gelişmesine odaklı bir token. Bybit'te listelemesi de gerçekleşti. Kundex Xbox'un kullanımını desteklemek amacıyla Purse Token'ı duyurdu ve Xbox kullanan kullanıcılarına Purse Token dağıtmaya başladı. Ve aynı zamanda Nisan ayında Purse Royal Battle etkinliğini duyurdu. Bu ödül havuzunda toplam 235 milyon değerinde Purse Token kullanıcılara ayrıldı. Bu tokenlardan faydalanmak için SocialFi kullanarak yani belirli gönderiler etkileşim vererek sizler de First Token kazanabilirsiniz. Ve en son ve en güzel gelişmeyi sona saklıyoruz. Çünkü Solana entegrasyonu XPost cihazlarına tanımlandı. Ve böylece çok hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere kısaca Pundix'in ilk çeyrek raporunu anlatmaya çalıştım. Bizleri takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.